Ve Sahne Söyleşi'den herkese merhaba. Ve Sahne Söyleşi ile bu hafta tekrar karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz sanatla, bale ile tanıdığımız bir isim. Sevgili Erhan Güzel. Erhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanat ve bale ilgi duyanların tanıdığı bir isim Erhan Güzel. Sizi sanat ve bale tutkunuzla biliyoruz. Bize en baştan anlatır mısınız? Neden bale? Bu bale yolculuğu nasıl oldu? Güzel soru. Ben çok seviyorum kendi hikayemi anlatmayı. Çünkü değişik bir hikaye. Bu hikayeden de birileri de kendine pay çıkarsın da benim gibi bir yolculuk yaşasın istiyorum. O yüzden güzelce anlatmaya çalışayım. Benim babam Ankara Devlet Tiyatroları'nda dekorcuydu. Sonra ben 7 yaşıma geldiğimde babam Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'ne tayin çıktı. Ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün içerisinde bale bölümü vardı, çocuk balesi. Ve ben oraya girdim, başladım çocuk balesinde. Daha sonrasında da 10 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdim. Oradan mezun oldum 20 yaşında ve 20 yaşından itibaren de İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün bale baş baleti oldum. Bu çok kısa bir şekilde anlatılmış gibi gözükse de asıl olay, asıl marifet baleye nasıl geçmemdi. Benim babam Ankaralı, mütevazi bir evde büyüyen bir insan. Tabii Ankara ülkenin başkenti ve ilk modernite adımlarının yapıldığı yer. Yani Cumhuriyet'in başkenti olduğundan dolayı mesela ilk konservatuvar Ankara'da kurulmuştur. Doğal olarak Ankara yapısı içerisinde bir sanatçı ruhu her zaman barındırmıştır. Eğer Mustafa Kemal Atatürk, eğer İsmet İnönü bu adımları atmasaydı biz konservatuvarı bilmeyecektik. Babam devlet tiyatrolarında dekorcu olmayacaktı. Mersin Operası'na geçmeyecekti ve ben balet olamayacaktım. Yani bu herkesin tahmin ettiği gibi babası dekorcuymuş zaten o yüzden de balet olmuş falan gibi bir basit bir yanılgıya geliyor. Ama eğer ki milli şeflerimiz olmasaydı ben burada bale sanatçısı olamazdım. O yüzden benim bale sanatçısı olmamın tek bir sebebi varsa o da Mustafa Kemal Atatürk olmuş oluyor. Bu kadar basit. Yani aslında benim öyküm doğrudan Türkiye Cumhuriyeti ile doğrudan alakalı olan bir hikaye. O yüzden bu hikayeyi çok seviyorum. Bunu böyle anlatmayı da çok seviyorum. Ama genelde işte merak ediyorlar. Zaten ama babası dekorcu olmasaydı ya da operada çalışmasaydı o da balet olamazdı gibi bir algı var ama ben ne hikayeleri anlatırım size tahmin edemezsiniz. Baleye hiç başlamamış. Balenin bir esinler haberi yok ama şu an Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi baletlerinden olan insanlar tanıyorum. Türkiye'yi dünyanın en güzel yerlerinde tanıtan, yapılması en zor hareketleri yapan baletler, balerinler tanıyorum. O yüzden bale sanatı birazcık az tanınsa da bunu tanıtabilmek için ben de bir misyon sahibi edinmiş gibi herkese bunu severek anlatıyorum. 7/24 baleyi konuşabilirim, 7/24 baleyi anlatabilirim. Çünkü dünyanın en zor mesleklerinden birisi. Hatta şöyle anılır, dünyanın en zor ikinci mesleği, birincisi madencilik olarak derler. Bunun zorluğunu da sorarlar, nesi zor diye. Bir kere biz bir tiyatro anlatıyoruz. Yani örnek veriyorum, Uyuyan Güzel Balesi. Prens ve prenses evlenecek mi, evlenemeyecek mi, onu öperse uyanacak mı, uyanamayacak mı falan. Burada müthiş bir işte kraliçe var, kötü kraliçe, iyi, işte insanlar, kötü insanlar, kavga, gerilim, bir sürü şey var. Ve bunları güzel bir tiyatroda anlatmak lazım. Bu tiyatroyu güzel anlatırken içinde dikkat çekici, nasıl söylesem, anatomik yapıda hareketler var, hareketsel devinimler var. Mesela havada dönmek gibi, yerde dönmek gibi, bunu kadınla beraber, ikili partner yani partnerinizle beraber yapabilmek gibi. Bu hareketleri de yapınca bu işin bir büyüsü çıkıyor ortaya. Bunların her birisi için yani hareketsel devinim var. Yani müthiş bir vücut performansı, tiyatro var. Dekor, kostüm, makyaj, hikaye var. Bu hikayeler de zaten devrinize göre size ülkelerinize, medeniyetlerinizi sunan bir hikaye oluyor. Mesela Uyuyan Güzel de şu öğretilmeye çalışıyor. İyi insan olursanız kazanırsınız. Örnek veriyorum. Yani bunu her yerde, bütün masallarda görebilirsiniz. Bu bir misyon aslında baktığınız zaman. O yüzden de Türk balesinde de Türk balesinin ne hale geldi? Biz sadece Batı balelerini dans ediyoruz. Batı balelerini çok güzel dans ediyoruz bu arada. Kuğu Gülü muhteşem dans ediyoruz. Uyuyan Güzel muhteşem dans ediyoruz. Jizel muhteşem dans ediyoruz ama kendi Türk balelerimize de Madame Demlinet Voliva Türkiye balesini kurması için görevlendirilen kadın İngiltere'den geliyor. Görev kağıdını da bizzat İsmet İnönü yazıyor. Geldikten sonra söylediği konu şu: ben size Batı kültürü balesini anlatacağım, çok da güzel icra edeceğim ama kendi kültürünüzle, kendi folklorik hareketlerinizle, kendi halk danslarınızla bale hareketlerini birleştirip kendi balelerinizi yaratmazsanız bir mantığı olmaz diyor. Ve biz bunları daha sonrasında da rahmetli Oytun Turfanda'nın Hürrem Sultan'ın da çok net görüyoruz. Hürrem Sultan Balesi buna en iyi örneklerden biridir.
hem bir batı klasik bale ağırlıklı olan hareketleri görürsünüz, hem de bizim kendi hikayemiz, Hürrem Sultan hikayesini anlatırız. Harem Balesi'nde görürüz Melih Çimenciler'in, buradan adını soyadını unuttuğum ama çok dikkat çekici bir sürü Türk koreograf ve Türk koreografileri vardır. Ve ben bunların çok hayranıyım. O yüzden Doğu Batı sentezini Türkiye'de yaratabilmenin mutluluğu içerisinde ben güzel bir harman olduğumuzu düşünüyorum. Bu harmanın da bir parçası olduğumuz için, bunu da herkese anlatma çabasında olduğum için enteresan bir konumda durmuş oluyoruz. Doğu'nun ve Batı'nın tam ortasında duran insanlarız. Ve Doğu ve Batı her zaman gerilimlidir. Bunu herkes bilir. O onu belki birazcık sevmez, o da birazcık onu sevmez. Biz ortada kalan insanlar olarak bir özümsetecek, önemsetecek, güzel yanlarını gösterebilecek bir konumda olduğumuzdan dolayı apolitik bir durumda kalmış oluyoruz. Ve haliyle ben bizi çok seviyorum. Bizi sevdiğim için insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bilinen bir sürü yalanlar var, yanlışlar var falan. Bunlara da herhalde ileride değiniriz diye düşünüyorum. Erhan Bey, bir söyleşinizde şöyle kurmuş olduğunuz cümleler var. Benim için dans etmek ve bir rolü üstlenip karaktere can vermek küçüklüğümden beri en çok istediğim şeydi. Siz bunu çok güzel bir şekilde başardınız. Sahnede olan Erhan Güzel ile sahneden inip gerçek hayata karışan Erhan Güzel'i karşılaştırmanızı istesek neler anlatırsınız? Ya çok güzel bir soru. Bunu bana çok az insan sordu. Hatta sormadı diyebilirim. Şimdi ben ilk başta bir hikayeyi izlerken, mesela Korsan Balesi'ni seyretmiştim Mersin Operası'nda. Gerçekten bir korsan vardı. Gerçekten kavga eden insanlar vardı. Gerçekten karaya çıkan korsanlar vardı. Bir şey vardı. Ve dışarıda tanıdığım abilerimi korsan olarak gördüm. Dışarıda tanıdığım güzel kadınları bir anda böyle kaçan insanlar, korkak olan insanlar olarak, ablalar olarak gördüm. Ve dedim ki ne kadar güzel role bürünüyorlar ve ne kadar güzel bir şey anlatıyorlar bana dedim. O zamanlar bu işin, ben daha 6-7 yaşındayken tiyatrosuyla çok haşır neşir oluyorsunuz. Yani havada kaç tane döndü, yere nasıl indi falan gibi hareketlerle den daha çok hikayeyi dinliyorsunuz. Ve ben o zamanlar karar vermiştim, ben bir rol anlatmak istiyorum diye. Yani bir hikayede bir kahraman olmak istiyorum diye. Yani çok hoşuma gidiyordu rol yapmak, bir hikayede bir kahramanı canlandırabilmek. Çünkü bir kere ben Erhan Güzel olarak buradan çıkıp tamamıyla mesela Don Quixote eserinde berber Basilio olmam lazım. Yani bir berber ne yaparsa onu taklit edebilmem lazım. Ve fakirim, fakir olduğum için zengin adamla evlendirmek isteyen babanın gönlünü almam lazım kızı evlenebilmek için. Acaba burada nasıl bir sosyolojik durum var diye hep böyle düşünürüm. Hayal ederdim. O yüzden onları canlandırmak bana da çok şey kattı. Çünkü mesela havada yapılan hareketler var. Mesela ayaklarımızı iki kere vuruyoruz. Ya bu mesela öne doğru vuruyoruz bu hareketi. Bunu Giselle Balesi'nde daha yumuşak, Don Quixote Balesi'nde daha sert yaptığımızı görüyoruz. Bu karakterin bir canlandırılması aslında. O yüzden yani her klasik balenin kendine has, kendine özel, aynı hareketi başka şekillerde de gördüğümüz bir durum oluyor. O yüzden role girmek çok muazzam bir şey. Ben bunu sert vuruyorum diye her şeyde de sert yapacak bir adam yok. İşte o yüzden Erhan Güzel ile rol arasındaki fark burada çıkıyor. Bana kalsa tekniği daha kuvvetli olan, kendi hayat yapımda da öyle birazcık canlı bir yapım var, dinamik bir yapım var. O yüzden her şeye böyle bir dinamik yapayım diyorum ama mesela bir prens böyle eleganttır, yavaştır. Yavaş hareketlerle gelir. Zaten onun o yavaşlığından da insanlar böyle bir hazımlı bir insandır prens. Böyle ağır adımlar atar bilmem ne. O kadar zor ki benim için. İçimde böyle bir motor çalışıyor. Ve dışında ama birisi bana diyor ki devamlı yavaş, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. İşte o aradaki denge beni ben yapan şey oldu. Bu denge kaybolduğu zaman ben ölürüm. Ya bu benim artık hayat tarzım. Yani o yüzden bir şey yapmam lazım. Eğer mesela dans edemeyecek duruma geldiğim zaman da öğrencilerim olacak. Ben bunları öğrencilere anlatacağım. Doğal olarak hiç baleden uzak kalmamış olacağım. Yani baleden uzak kalmadığım zaman benim için bir problem yok. İlla ki yapmak zorunda değilim. Öğreteyim, dekoru olayım, kostümü olayım. Mehmet Nuri diye çok sevdiğim bir tane balet arkadaşım var. Diyordu ki yani balenin içinde olayım da gerekirse arkada ağaç rolünü oynayayım derdi o. Yani onu o kadar iyi anlıyorum ve buradan da ona selam gönderiyorum. Erhan Bey, siz Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı bale öğretmeni olmaya karar verdiniz. Artık bale öğretmeni olarak da sizi göreceğiz. Nasıl oldu bu karar? Son Don Quixote temsilimde. Don Quixote temsilimiz bizim hemen hemen ortalama 2 saat falan sürüyor. Tam 1 saat 58 dakikasında hiç problem yok. Son 2 dakika kala bir hareket yaptım. Hareketin sonunda düştüm sahneye. Düştüğümde hemen anladım aslında dizim sakatlandı benim. Aslında şöyle bir şey oldu. Uzun lafın kısası şöyle bir şey. Ben düştüğüm için sakatlanmadım. Sakatlandığım için düştüm. Ön çapraz bağımı koparmışım.
Daha zaten ben daha yere doğru inerken anladım bir şeyin koptuğunu, ters gittiğini falan. Temsilin bitimine 2 dakika kala. Ben tam 38 yaşındayım. Zaten balenin ömrü çok kısa. Yani 40 yaşlarında falan klasik balenin artık bale başrollerini falan filan yavaş yavaş bırakıp daha modern balelerde ya da prestijli olan rollere falan çıkmaya başlıyorsunuz. Ya da daha aşağıda ya da diğer yönüne gidip eğitimci, öğretici ya da yönetici ya da idareci rollerine bürünmeniz başlıyor. Tabii ben de içimden artık yavaş yavaş şey diyordum, acaba klasik baleyi ne zaman bırakacağım da başka bir yöne başlayabileceğim falan diye. Çünkü zaman geldikçe size bu sorular doğmaya başlıyor. Ben bunu 20 yaşında hiç düşünmedim. Sadece bale yapacağım, ölene kadar bale yapacağım diyordum. Bu yaşta artık baleden başka ne yapmam gerekiyor da diye düşünmeye başlıyordum. Bu benim için talihsiz olan kaza bana bu kapıyı hemen açtı. Çünkü artık klasik balenin başrollerini yapabilmem birazcık zor. Belki bir kere falan deneyebilirim. O da zaten benim geri dönüşüm hemen hemen 39,5 yaşında olacak. 40 yaşında bir daha sahneye çıkıp bir jübile gibi bir şey yapmak çok istiyorum arkadaşlarımla. Bir daha koklaşa koklaşa öpüşe öpüşe. Ama bale gençlerin yaptığı zaman güzel. Bale daha böyle kalbi atan insanların 20 yaşında böyle tutamayacağınız bir kısrak gibi olan erkeklerin ve kadınların yaptığı zaman benim çok hoşuma gidiyor. Olgunların da yaptığı roller var. Ben onlardan bir iki tanesini yapıp yavaş yavaş böyle tamamıyla dansçılık serüvenimi bitirip zaten öğretmen olmak çok istiyordum. Fırsat da bundan, zaten tedavi sürecim 1 sene süreceğinden dolayı. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı öğretmeni olabilme, bu bir kere şunu söyleyeyim, ya bu bir bale sanatçısı için en büyük titirlerden birisi. Konservatuvarda bale öğretmeni olmak. Ya çünkü bu bizim geldiğimiz yer. Biz konservatuvarlarda 10 sene okuyoruz ve oradaki bütün öğretmenlerimize minnet duyuyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Ve belli bir süre sonra aradan mezun olmuşsunuz, gitmişsiniz, bir şeyler yapmışsınız, çalışmışsınız, öğrenmişsiniz ve tekrardan gelip o öğretmenlerinizin arasında yanında bulunmak bence büyük bir gurur. Ve ben artık onlarla beraber öğretmen konumundaymışım gibi adlandırılsam da benim için de yeni bir macera olacağı için aslında ben gene o öğretmenlerimin arasında bir öğrenci gibi olmuş olacağım. Yani öğrenciler beni öğretmen olarak görseler de ben hala aslında öğrenciliğime devam etmiş olacağım. O yüzden öğrenciler benden bir şey öğrenmiş olacaklar. Ben diğer öğretmenlerden bir şey öğrenmiş olacağım. Ve bu beni geliştiren şey zaten öğrenmek. O yüzden hiç bundan da ayrı kalmadığım için benim için bu sakatlık süreci sadece zamandan ibaret olacak. Yani bir sakatlık süreci gibi değil de sanki yeni bir açılmış kapı gibi olacak. Çok da güzel bir şey. Mimar Sinan Üniversitesi'ni zaten çok seviyorum. İstanbul Devlet Konservatuarı'na zaten hayranım. Yüksek lisansımı da ben orada yaptım. Orada da tekrardan öğretmen olmak, bu 1 sene içerisinde üniversite bölümündeki öğrencilerle bale adına bir şeyler paylaşabilmek benim için gurur meselesi olacaktır. 1 sene sonrasında da bakalım, umarım güzel neticelerle öğrencilerimizle tekrardan devam eder miyiz, etmez miyiz bilmiyorum ama çünkü içinde hala ukde kalan 1-2 sene daha dans etmek var. Modern eserlerde dahi olsa. Gerekirse birkaç sene daha tekrardan operada dans edip tekrardan konservatuara dönebilirim. Ama şimdilik en doğru karar böyle gözüküyor. Erhan Bey, yaşamış olduğunuz sakatlığa değindiniz. 14 Mayıs günü sahnede talihsiz bir sakatlık yaşadınız maalesef. Sosyal medya hesaplarınızdan bizzat kendiniz duyurdunuz bunu. Ve şöyle cümleler kurdunuz. Bir balet için en kötü sakatlıklardan biri. Son klasik bale başrolümü oynadım dediniz. Sizi seven bizleri çok üzdü bu. Şu an sağlık durumunuz nasıl? O talihsiz anı ve sonrasını bize anlatır mısınız? Hangi duyguları yaşadınız? Çok zor. Bir kere hiç öyle bir sakatlık yaşayacağımı düşünmeden çıktım ben harekete. Ben bu harekete 30 senedir çıkıyorum. 30 senedir yapıyorum. Hiçbir zamanda nasıl yapılır diye de düşünmedim. Çıktım, çok güzel yaptım ya da düşünmem gereken şeyler daha çok zıpla. Ayağını hocanın söylediği gibi ger. Hocanın söylediği correction'ı düzeltmeyi yaparak uygula gibi düşüncelerle hep çıktım. Hareketten yine o şekilde inerken çat diye bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi böyle cenin pozisyonuna çektim, onu hatırlıyorum. Böyle bir o sırada çekince dizim sanki böyle çıkmıştı, tekrardan yerine oturdu. O oturmayla beraber hemen döndüm şöyle. Dizlerime baktım. Çünkü o kadar garip bir duygu ki. Dizim koptu ya da başka bir şey bekliyorsunuz. Görmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani baktım aynı, ikisi de eşit yerde duruyor. İyi dedim yani. Beklediğimden daha dedim az bir hasar herhalde dedim. O sırada seyirciye baktım. Ben sahnedeyim dedim yani. Unuttum seyirciyi. Yani çünkü o an çılgın bir durum. Yani hiç alışık olduğunuz bir şey değil. Ben daha önce çok sakatlandım.
İşte omzum yırtıldı, karın kasım yırtıldı, ayak bileklerimi çok burktum. Yani dizim daha önce de başka diğer dizimde zaten menisküsüm vardı falan. Bir sürü sakatlık oldum. Bu onlara hiç benzemiyordu. Bu direkt bir şeyin koptuğunu ve artık sizin bacağınız değilmiş hissi veriyor. Yani bir şey var diyor sana. İlla ki MR çektirmek, röntgen çektirmek zorunda değilsiniz. O an ona karar verebiliyorsunuz. Ya bunun şakası olmadığını hemen hissediyorsunuz. Ayağa kalktım, seyirci elimi kaldırdım. Onlar zaten beni alkışlamaya başladılar. Sonra bir arkadaşım geldi, elini uzattı. Ben emin de değilim basabilecek miyim, üzerine basamayacak mıyım diye orada bir ufak deneme yaptım. Yavaş yavaş çıktım. Dışarı çıktıktan sonra 1,5 dakika sonra perde kapanıyordu zaten. Kapandıktan sonra da toplu selama geçecektik. Ben dışarıya çıktım, herkes bana ne oldu dedi. Dedim kopardım bir şey dedim, ters gidiyor falan filan. Dur dedi bir saralım falan dedim, hiçbir şey sarmayın. Bana dedim hiç dokunmayın, selam vereceğim. Çünkü ben dedim bir daha böyle başrol kostümüyle selam veremem mi? Bitti benim için dedim yani. Bunu duyunca herkes ağladı orada. Onlar ağlayınca ben ağladım. O da böyle bir şey gerçekleştiriyor, bir oluşum yani. Birisinin gözü doldu mu kimseyi durduramıyor. Benim de tabii yıllarım geçti o konservatuardan çıktım. Aynı insanlarla beraber operaya gittim. Onlarla beraber buraya kadar geldim. Hiç beklemediğim bir an. Ne kadar şekil değiştirmek isteyen bir yapım olsa da o an ona karar veremiyorsunuz. Yani oh çok şükür hemen de gideyim de o zaman da öğretmen olayım şöyle yapayım dedi. Hiç öyle bir planlarım yoktu. Arkaya doğru yürüdüm. Başka bir ön çaprazını koparan Kerem abi var. O geldi bana. Oğlum git selamını ver güzel güzel dedi. Basabiliyor musun üzerine dedi. Ağırlık vermeden ufak ufak gidiyorum dedim. Tamam koşmadan çıkarsın işte dedi. Aldım partilerimi yavaş yavaş gittim. Son selamımı da uzun uzun verdim güzel güzel. Arkadaşlarıma selam verdim, seyircilerime selam verdim. Çalıştırıcılarım vardı onlara selam verdim. Perde kapandı hepsiyle de döndüm dedim yani sizleri çok seviyorum. Daha sonra tekrardan buluşmak üzere ama şimdilik dedim böyle aksi giden bir şeyler olduysa da her şey için hem teşekkür ederim hem hatalarımız olduysa da özür dilerim dedim onlara da. Güzel bir veda oldu benim için. Tatlı ama tabii çok zordu. Çok duygusal bir andı. Yani bir de arkadaşlarımızın gözünün önünde çok zor bir harekette ben yerle yeksan oldum. Hemen oraya düştük. O yüzden mesela o hareketlerden korkan arkadaşlarım vardır eminim şimdi. Yani o hareketi mesela yapmak istemezler. Çünkü ben de başka bir arkadaşım orada gitmişti diye ben o hareketten zaten korkardım aslında. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani bu böyle bir şey. Keşke onların gözünün önünde olmasaydı. Mesela bir sürü seyirci vardı o gün. O seyircilerin hepsi çok etkilendi. Çok iyi biliyorum. Tek mutlu olduğum bir şey var. İyi ki kaydı yok. Kamera kaydı. Yani düşme anımın kamera kaydı yok. Yani olmadığı için de çok mutluyum. Çünkü görmek istemem. Çünkü görünce çok büyük de bir korku oluyor. Bu da bir psikolojik bir problem. O yüzden ben kendimi görmediğim için diğerlerine nazaran kendim gene daha şanslıyım. Yani hiç görmek istemezdim böyle bir şey. Genç balet balerin arkadaşlarım var. Gördüler, benim yüzümden korktular. Genç seyirciler var. İlk defa bale seyreden seyirciler var. Böyle bir olaya şahit oldular. Onlar da korktular. Onlardan ricam hepsi bu korkuyu üzerinden atsın. Seyircilerimiz de, arkadaşlarım da falan hiç olmamış gibi davransın. Çünkü benim mesleğimde, benim bulunduğum konumda böyle sakatlıklar çok normaldir, olacaktır. Kimse olmasını istemez. Ama oldu. Bir de öyle bir doktor ameliyatı oldum ki ben üzerine. Yani Mehmet Erdil'e, Profesör Mehmet Erdil'e buradan çok teşekkür ediyorum. Yani muazzam bir şekilde ben 34. gündeyim şu an. Yani neredeyse koşacağım, iyi durumdayım. Ama tabii bale yapabilir duruma gelmem için bir 9 ay, 1 sene ihtiyacım var. O yüzden yavaş yavaş gideceğim. O korkan arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Ben emin ellerde, çok güzel yerlerdeyim. Ve tekrardan dönüp aralarına gelip aynı hareketi tekrardan da yapacağım. Onların korkuları gitsin diye. Çünkü bu sakatlık olabilir ama iyileşeceğiz. Her zaman olacaktır. Bu sakatlığın dışında da başka sakatlıklar da var çok zor olan. Benim gene sınıf arkadaşım İzmir Balesi'nin baş baleti Boğaçan Bozcağı da aşil tendonunu koparttı. Zaten iki tane korkulu sakatlık var. Biri ön çapraz kopması, birisi aşil tendonu kopması. Biz iki sınıf arkadaşı olarak biz İstanbul'da, birimiz İzmir'de üçer ay arayla sakatlandık. Buradan Boğaç'a da çok geçmiş olsun diliyorum. Kendi aramızda konuşuyoruz işte mesela ne yapacaksın sen diyorum. O diyor ki işte bana yavaş yavaş başlarım. Sonuçta diyor ya biz de çok azız. Hepimizin birbirimize ihtiyacımız var diye. Ben de ondan duyduğum şeylerle tamam o zaman ben de başlarım diye. Yani bir şey kapanırken bir şey açılıyor ama dediğim gibi ben şeyi çok seviyorum. Güzel yönlerinden bakmayı. Hiçbir şey bitmiş falan değil. Gencecik insanlarız. Ateşimiz çok. Bu arada da baleye çok gönül veren insanlarız. Bu balenin de ilerlemesi için elimizden ne gelirse yapacağız. Buradan sözüm ilk
resmi baletimiz Hüsnü Sunal'ın kelimesine atıfta olsun. Hüsnü Sunal ve Evin Sunal sonradan evleniyorlar. İlk balet ve balerinlerimiz gibi düşünün. Hüsnü amcanın dirseği kırılmış sahne provasında diye, o yüzden baleyi bırakmak zorunda kalmış. Evinç teyze aşil tendonu kopartmış, o yüzden baleyi bırakmak zorunda kalmış. Sonra uzun yıllar yönetici olmuşlar. Ben onlardan feyz alıyorum ve bana ne dediler biliyor musun? 45 yıl 7 ay devletime ve baleme hizmet ettim dedi. Ben de aynı şekilde sonuna kadar hizmet edeceğim. Ayağım da kopsa hizmet edeceğim. Elim de kopsa hizmet edeceğim. Ben bu mesleği çok seviyorum. Ya buna doğdum, buna öleceğim. Bu kadar basit. Siz ülkemizde erkek ve bale önyargılarını kıran isimlerdensiniz. Sizin baleye başladığınız dönemlerde erkek sayısı daha da azdı. Bu önyargıları kırmak, yenmek zor oldu mu? Oldu. Anlatayım. Yani çok zor oldu hatta. Ama kolay olmasını... Ben kolaylaştırmayı bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Şimdi çok kolay gidiyor. Bir kere ilk önce bizim coğrafyamız çok dans eden bir coğrafya. Yani doğusunda muazzam bir dans vardır. Kuzeyinde muazzam bir dans vardır. Halk danslarını lütfen aklınıza getirin. Yani horonu, zeybeği, efesi, halayları falan. Bu ülke inanılmaz derecede dans etmeyi seven bir ülke. Dans etmeyi seven insanlara bizim dansı anlatmamız aslında o kadar kolaydı ki. Ama biz dansı anlatmaktansa geri kalan bütün sosyal problemlerini paylaşmaya çalıştık. Sonrasında da ben dedim ki yani bu böyle olmaz yani. Devamlı erkeklere laf ediyorlar. İşte erkek adam dans eder mi? Bilmem ne yapar mı diye. Yani doğuya gidiyorsunuz en çok erkek adam dans ediyor. Hele o düğünlerde gömleklerini sıkarlar, ter içerisinde kalırlar. Kuzeye gidiyorsunuz yani o erkeklerin yaptığı horonlar muazzam. Aslında bizim balemizde de aynı hareketler var. Sadece kostümü farklı, müziği farklı. Fark eden bir şey yok. Hepsi hareketsel devinimdir ve içinde de bir sanat barındırır. O yüzden bu ülkeye biz dans anlatmaya başladığımız andan itibaren ya dediler biz gerçekten çok dans etmeyi seven bir toplumuz. Dans edecek kim varsa da kabul izlemeye başladılar. Bu işte bu erkeklik algıları falan filan da birazcık da şey sosyal baskılar yani doğunun batısıyla olan gerilimi işte bale aman oradan gelmesin de baleyi ne kadar kötüleyebilirse kötüleyelim yeter ki gelmesin batıdan bir şey gelmesin diye. Mesela bizim taytımıza laf ederler. Tayt sıkılıkla alakalı olan bir şey. Yani mayo da giysen sıkıdır, tayt da giysen sıkıdır. Mesela bizim pehlivanlarımız sıkı olan kıspet giyerler, bir de yağlarlar kendilerini. Onlar giyince bir problem olmaz da, ben giyince olur. Ya da ne bileyim, şu an nargile kafelerin hepsine gidiyorum. Hepsi sıkı sıkı pantolonlarla nargile içiyorlar. Gelenekleriyle falan meşhur olduklarını söyleyen, bazen de bize laf eden insanların lütfen şöyle başlarını birazcık aşağı indirip sıkıca giydiği taytlardan, sıkıca giydiği pantolonlardan sonra konuşmalarını teşvik ediyorum. Onlarla anlatıyorum. Yani ben bunun için artık hiç yorulmuyorum. Çünkü aslında hep biz vardık yani. Onlar da kendileri içerisinde vardı. Ve birbirlerine sadece yabancı olan deyimleri aslında kendilerinin de yaptığını onlara söylüyorum. O yüzden doğal olarak biz de yapıyoruz deyip bu olgular da kırıldı. Epey de kırıldı. Bale erkek sanatçıları da azlığı her zaman söz konusu olursa da bu sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyanın problemi. Çünkü gerçekten zor bir meslek, zor bir şekilde yapılıyor. Eşlikçi olmak çok zor, kadınların yanında olmak çok zor, balenin erkek sololarını yapabilmek çok zor diye erkekler zaten bir problem yaşıyor. Ama bu sadece artık Türkiye'nin problemi olmaktan çıktı. Bütün dünya ile aynı, yani bütün dünya ne kadar problem yaşıyorsa Türkiye'de o kadar problem yaşıyor. Ben bunu anlatabilmekten de hep gurur duydum. Yani düzgün anlatabildik. O yüzden dediğim gibi ben size ne insanlar var hiç baleyle alakası olmayan artık bale yapıyorlar dememin sebebi buydu. Kırsaldan gelen ve bale yapan öğrenciler çoktur. Daha sonrasında bizim devlet opera ve balesi müdürlüklerimizde müdürlük yapmıştır bu insanlar. O kırsal dönemde, kırsaldan gelindiği dönemde belki de ya erkek adam yapar mı falan filan dediklerinde bunun bir erkeklik işi olmadığını ya da bir kadınlık, bir cinsiyetlikle alakası olmadığını, bunun sadece az bilinen, yanlış olduğunu gördüler. O yüzden bunu zaten cinsiyetleştirmek ya da cinsellikle alakalı bir tutuma koymak saçma sapan zaten başka bir üst sınır. Yani buradan da hiç bahsetmenin bir anlamı yok. Yani biliyorsunuz ya bu tutumlar çok da gergin tutumlardır. O yüzden bir insanın kendi medeni durumu ve kendi medeni tutumuyla son derece alakalıdır. Birisi bunu zaten kabul etmiyorsa ona hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden onu kendi tarihiyle vurmak zorunda kalıyorsunuz. Kendi tarihini açsın, kurcalasın, eski dönemlerine baksın. Bu her zaman böyleydi ve gene böyle olmaya devam edecek. Boşuna yorulmasın.
Peki ülkemiz ve Bali'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ara Bali antrenörlüğü kursu gibi bir kavramla tanıştık. Rönesans'tan itibaren sanat kabul edilen Bali birden sporla anılmaya başladı. Bali spor mu, sanat mı gibi bir soruyu sormayacağım size. Sadece nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Anlıyorum aslında insanları da. Ya empati yapmak lazım. Şimdi dünyada salsa, bachata, tango gibi danslara yani spor diyorlar. Dünyanın her yerinde böyle. Yani öyle diyorlar. Benim için hepsi sanattır ama dünyada da bunu böyle bir olgu içerisinde almışlar. Çünkü spor adı altında para veriyorlar. Mesela işte hakemlere ayrı para veriyorlar. Yarışma düzenliyorlar. Kendi aralarında birincilik, ikincilik, üçüncülük veriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ya bir sanatta zaten yarışma olamaz. Ya şimdi Leonardo mu daha iyi, Michelangelo mu daha iyi gibi bir soru bu. Ya hangisini birincilik vereceğiz de diğerini ikincilik vereceğiz? Bunu zaten yapamazsınız. Sporun içinde olan bir şey bu. Ve doğal olarak bu danslar spor adı altında olsun, belki de birazcık ekonomi kazansın diye, belki de dünya adı altında spor olarak kazanılıp belki de para vermek. Ama keşke bunu kültür ve sanat adı altında ekonomik olarak besleselerdi. Bundan yararlanan Türkiye Dans Sporları Federasyonu bizi çaktırmadan 42 tane maddesi, bir maddenin bendinde 42 tane dans var. Onların arasına çaktırmadan balet yazmışlar. Ve bunu da İngilizce ballet, yani ballet diye yazmışlar, bale. Ve biz bunu tabii 2007'de yazmışlar yanlış bilmiyorsam. Sonrasında da 2021'de gündem oldu. Çünkü pandemi geldiğinde özel bale okulları kapandı. Aynı özel olan her şeyin kapandığı gibi, tiyatroların kapandığı gibi, lokantaların kapandığı gibi, her şey, hatta camilerin kapandığı gibi her yer kapandı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze dersleri bitirdi, şeye döndük, uzaktan eğitime. Uzaktan eğitimde de tabii öğrenci özel bale okuluna gidemiyor ve doğal olarak orada eğitim alamadığı için özel bale okulu da onlardan bir ekonomik bir istekte bulunamıyor. Ama Spor Bakanlığı açıktı. İnsanlar pilatese gidebiliyordu, yogaya gidebiliyordu, aerobiye gidebiliyordu, jimnastiğe gidebiliyordu. Yani spor olarak kabul edilen her şeye. Bazı akıllılar da demişler ki herhalde böyle böyle biz bale hemen spor diyelim ki yan yana yüz yüze dersler çıksın. Buradan bir ekonomik kazanç. Yani ben onlara da sordum yani birçoğuna. Ya dedim ki yani garson aç, o dönem için söylüyorum. Herkes aç. İnananlar camiye gidemiyor. Siz miydiniz akıllı? 600 yıllık bale sanatına bütün dünyanın gözü ortasında spor dediniz. Hem de bizi utandırdınız. Ya beni tanıyan bir sürü yurt dışından arkadaşım var. Yani bale yaptım. Benim Japonya'dan, Amerika'dan, Almanya'dan bana telefonlar geldi. Erhan sizin ülkenizde baleye spor diyorlarmış. Bu nedir diye. Tabii ben de dedim burada bir yanlışlık var. Daha sonrasında da bu yanlışlıktan dönülmek üzere bir sürü girişimlerde bulundu. En son İstanbul Valiliğine bir yazı yazıldı. Büyük ihtimalle Spor Bakanlığı'nın içerisinden bu alınacak. Çünkü biz zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Kültür Bakanlığı'nda zaten sanat olarak geçiyoruz. Özellikle 1970'teki 1309 sayılı yasamızdan itibaren işte bale sanatçılarının hakları ve hukukları var. Şimdi aynı şekilde başka bir bakanlığın içerisinde de bale sporcuları diye bir şey olmuyor. Bir de çok komik. Mesela bizim kendi terminolojimiz var. Yani ben hep çok komik buldum. Örnek veriyorum. Benim repetitörüm var. Beni çalıştırıyor. Yani eseri tekrarlattırıcı gibi düşünün bunu. Baş koreografım var. Bunlar seyirci olarak beni temsile hazırlarken temsili hazırladıktan sonra beni izlemek için ön tarafa geçiyorlar. Onlar izliyorlar. Geldikten sonra bana hatalarımı söylemek için prova yapıyorlar. Mesela bu deyimlerin hepsi şöyle oluyor. İşte baş koreograf mesela hakem oluyor. Hakem beni maça hazırlıyor. Benim maçtan sonraki teknik direktörüm bana sportif bilgiler veriyor falan gibi terminolojik komiklikler çıkıyor piyasaya. Ama hadi bu gülmelerimizi şey yapalım, birazcık giderelim. En kötüsü şu, yani bu açıkça, yani ben yasaları tamamen okudum onların mevzuatlarını ve özellikle mevzuatını tamamen okudum. 18 yaşını geçmişseniz, Türkiye vatandaşıysanız, sağlık probleminiz yoksa başvurabiliyorsunuz. 150 TL gibi bir parası vardı. Şimdi birazcık arttı mı artmadı mı bilmiyorum. Bunu verdikten sonra bale antrenörü sertifikası alabiliyorsunuz. Alabilmeye hak kazanıyorsunuz, özür dilerim. 56 saat sürüyor bu şey eğitim. 56 saat sonrasında eğer sizin baleyi bildiğinizi onlar da anlarsa, bilmem ne yaparsa bale antrenörü oluyorsunuz. Ya benim eğitimim 10 sene sürdü ve haftanın 6 günü biz ders yaptık. Ve günün 8 saati yaptık. Ya 56 saat ne demek? 10 sene ne demek? Ya çok komik yani bunlar. Baleyi çok kolay zannettiler. Bir de bilmem ne. Sonrasında açıklama yaptı
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı. Yahu dedi, olur mu dedi. Tabii ki de biz bunu sadece dedi konservatuvar öğrencilerine vereceğiz. Konservatuvar okumayana verir miyiz dedi. Ama işte burada bir işgüzarlık var. Böyle söylemeniz beni hiç ilgilendirmiyor. Mevzuatınızda bu yazmıyor, yasanızda bu yazmıyor. Yani bu ne demek? Açık bir kapıdır. Yarın bir gün 18 yaşını geçen, ne derler, sağlık problemi olmayan herhangi birisi başvurabilir. Ve oldu da aldı bu sertifikayı. Bana da gelip bakanlık huzurunda, bakan emriyle ben de bale sporcusuyum deyip sertifikasını koyabiliyor. Ya benimle aynı olacak. Ya bu risk var mı? Var. Tartışılır mı? Çok güzel tartışılır. Ama yarın bir gün büyük ihtimalle Spor Bakanlığı'ndan bu tamamen kaldırılacaktır. Çünkü bir yanlış uygulama olmuş. Yani bir, nerede yanlışlık olmuş bilmiyorum. Bunları da kurcalamak da istemiyorum ama burası Türkiye Cumhuriyeti, Muz Cumhuriyeti değil dedikleri gibi yani. Hemen iki dakikada bunlar çözülecektir. Bu Türkiye Dans Sporları mevzusu olduktan sonra bale spor değil sanattır diye bir algı oldu. Bunu görmüşsünüzdür. Bütün ülke bunu böyle konuşmaya başladı. Bale spor değil sanattır diye. Ne kadar mütedeyin, ne kadar mütevazi, ne kadar geleneksel aileler ya da yapıda olan insanlar varsa da onların tabii ki de bale sanattır diye attıkları tweetleri gördük, Instagram paylaşımlarını gördük, yazılarını gördük. Benim suratıma karşı en azından binlerce insan Erhan Bey arkanızdayız, bale tabii ki de sanattır dediler. Ya ben şimdi soruyorum, herkese soruyorum. Hani bale kök salmamıştı, hani bale Türkiye'nin değildi. Bale kök saldı, bale Türkiye'nin oldu. Bale öyle de güzel oldu ki bizim kendi kültürümüzü anlattığımız Türk balesi oldu. Hürrem Sultan'ı anlattığımız, Harem'i anlattığımız, Çanakkale şehitlerini anlattığımız Türk balelerimiz oldu. Bunun yanı sıra Avrupa'nın kendisinin dans ettiği Batı kültürüne ait olan Kuğu Gölü'nü, Don Quixote'u, Jizel'i, Fındık Kıran'ı en iyi şekilde performansını yapıyoruz. Dünya ile yan yana gelebilecek derecede, onlardan neredeyse daha iyi olabilecek derecede biz bunları yapıyoruz. O yüzden bu spor sanat mevzusu belki birazcık gönül kırgınlığı, yorgunluğu oldu. Düzelir, bir problem değil. Hallolur, hallolmayacak bir şey değil. Ama dediğim gibi yani lütfen bize sahip çıkan halkı görmüş olduk burada. En çok bunu bilinmesini isterim. Yani bu kötü olaydan da ya da beklenmedik olaydan da güzel şeylerin çıkmasını bir düşünelim. Ben bu kadar kalabalık bir insan topluluğunun, bu kadar kalabalık bir kamuoyunun tutup da bale spor değil sanattır diyeceğinden emin değildim, emin olduk. Artık bale Türkiye'de kök salmıştır diyebiliriz. Programıma konuk ettiğim balerinlere de soruyorum, size de sormak istiyorum. Balenin özel hayat üzerinde etkisi var mı? Varsa bu nasıl bir etki? Yani şöyle bir durum var. Benim artık özel hayatım diye bir şey yok. Her şeyin bale olduğundan dolayı kendi hayatım otomatik olarak özel hayatım bale olmuş oluyor. Çünkü zaten operada yani görev aldığım devlet kurumunda operada günün zaten 8 saati bale yapıyorum. Eve gidiyorum birazcık uyuyorum derken yani 24 saate baleyle geçirdiğimden dolayı özel hayatım bale olmuş oluyor. Yani o yüzden benim özel hayatım başka, iş hayatım başka kelimesi çok rasyonellik bulundurmuyor içinde. Bunu diğer arkadaşlarım da büyük ihtimalle aynı şekilde söylemiştir. Ne yazık ki çok kısa ve çok nankör bir meslek. Çok az dans edebiliyoruz. 40 yaşında falan bitiyor ortalama. O yüzden 20 yaşında mezun oluyorsunuz. Hatta şimdi 22 yaşına kadar çıktı eğitim Türkiye'de. 18 sene dans edebildiniz edemediniz ve bu 18 sene içerisinde başrol oynayacaksın, kendini ispat edeceksin, kendini mutlu edeceksin, karaktere can vereceksin, rol vereceksin falan göz açıp kapatıncaya kadar geçiyor. O yüzden de zaman kaybetmeden doğrudan sadece dansla ilgili, baleyle ilgili her şeye konsantre oluyorsunuz. O yüzden özel hayatınız tamamen sıfıra iniyor ve her şeyiniz tamamen baleye endekslenmiş oluyor. Yani o yüzden benim özel hayatım yoktu bugüne kadar dersem aslında çok da doğru bir kelime etmiş olurum. Peki Erhan Güzel'i Erhan Güzel yapan özellikler nelerdir? Ha, güzel soru da. Şimdi bu birazcık da çok da bir garip bir soru yani. Çok da ego bir soru. İnsan kendini ne kadar tanıyor da ne kadar kendini dışarıya anlatabiliyor bilmiyorum. Ya beni mutlu eden şey bale oldu ve ben baleye çok fazla sevgi verdiğim için bence halkım da bunu gördü. Bu adam bu baleyi çok seviyor, çok da güzel anlatmaya çalışıyor. Biz de buna destek verelim dediler. Yani bale olmasaydı ben olmazdım. Yani o yüzden beni ben yapan şey bale oldu. O yüzden ben baleye teşekkür ediyorum. Yani benim aslında pek bir şeyim yok, gücüm yok. Bale çok güçlü olduğundan dolayı ben gibi bir şey çıktı ortaya. Ya bale olmasaydı belki ben olmazdım. Böyle bir durum. Erhan Bey, küçüklüğünüzden beri birçok başarılı projeler içinde yer aldınız. Sizin için özel yeri olan proje ya da projeler var mı? Ben Don Quixote'u hep sevdim. Don Quixote'u o kadar çok sevdim. Onda da sakatlandım. Onunla da başladım. Onunla da bitirdim. Yani Don Quixote benim için özel. Ama şöyle bir şey var. İzlemesini ve yapmasını en çok sevdiğim Kuğu Gölü'dür. Kuğu Gölü'nü en kötü baletten de izledim. En güzel baletten de izledim.
hepsi birbirinden güzel zevk veriyordu bana. Mesela Don Quixote'u böyle yetenekleri birazcık daha, kapasitesi birazcık daha az olan dansçılardan izlediğinizde belki sizi sıkabilir. Kendi adıma konuşuyorum. Kendi sanat düşüncelerim. Ama Kuğu Gölü'nü, yani Çaykovski'nin müzikleri, yani zaten muazzam bir oluşum. Baştan sona Kuğu Gölü deyince akan sular durur. Yani 24 saat izleyebilirim Kuğu Gölü'nü. Kuğu Gölü bambaşka bir şey. Erhan Güzel'in pişmanlıkları, kırgınlıkları oldu mu bu sanat yolculuğunda? Tabii oldu ama yani çok da majör ya da böyle çok büyük kırgınlıklarım ya da küskünlüklerim olmadı. Zaten bu kırgınlıklarım ya da küskünlüklerim beni ben yapan şeyler oldu. Eğer o kırgınlıklar, küskünlükler olmasaydı belki daha başarılı şeylere ulaşamayacaktım. Eğer ki bale adı altında bir tartışmadan belki galip geldim, belki de mağlup geldiysem ama beni balede daha iyi olabilmem için bir körük de onların hepsi. O yüzden kırgınlıklarıma ve küskünlüklerime de teşekkür ederim. Yani onlar da çok keyifliydi. İyi ki de olmuş. Yani benim hayatıma giren her şey çok muhteşemdi. Herkese çok teşekkür ederim gerçekten. Yani hayatımda olan her şey çok önemliydi benim için. Kırgınlıklarıma da, küskünlüklerime de, güzelliklerime de. Yani hepsi birbirinden değerliydi. O yüzden birini diğerinden ayırmam. Yani o yüzden bana hepsi güzellik olarak geri döndüğü için bunlara da kötü olarak hatırlamıyorum. Tekrar belirtelim. Siz Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı bale öğretmeni olarak artık görev alacaksınız. Sizin öğrencilerinize aktarmak istediğiniz tecrübeler neler olur? Sadece teknik bilgiler mi? Bir kere onların öğrenci olduğu gibi ben de öğrenciydim. Ve ben yani şu damarlarımı kesseler kanım akar benim konservatuvar diye. O yüzden onlar ne hissediyorsa onları o kadar iyi tanıyorum ki ben de yoruldum, ben de yapmak istemedim, ben de zorlandım, ben de ah keşke bugün dersi olmasa ya dedim. Yani o yüzden bunları yaparken benim de oradan geçtiğimi, benim de zamanında öğrenci olduğumu unutmasınlar. Ben onları çok iyi tanıyorum. Belki onlar beni tanımıyor ama ben onları gerçekten çok iyi tanıyorum. Ve elimden geldiği kadar onlara bunu aktaracağım. Çünkü bu işin sadece iyi yönü yok, yanlış yönü de var, eksi yönü de var, zor günleri de var. O zor günlerde bale yapmayı onlara aşılamaya çalışacağım. Çünkü bazen en zor gün temsilinizde olabilir, çok zor günleriniz olabiliyor. Bacağınızın ağrıdığı, kendinizi halsiz hissettiğiniz falan. Seyirci karşısına çıkıp ben çok yorgunum ya bugün az yapacağım deme şansınız yok. En güzel haliyle yapmak zorundasınız ve ben bunu anlatacağım bütün öğrencilerime. En güzel halini o gün nasıl çıkartabiliriz? Ve o yüzden güç depolaması yapmamız lazım. Teknik ve terminolojik olarak çalışmalarımızda o kadar fazla derecede kendimize dayanıklılık katmamız gerekiyor ki yorgunluğumuz azalsın. Bu durumlardan olabildiği kadar muaf kalalım. Biz bunları hiç düşünmeden son derece güçlü, kuvvetli bir şekilde temsillerimize çıkabilmeyi hedefleyelim. Bu da uzun bir yol olduğu için yavaş yavaş buna başlayalım. Bunu öğretmeye çalışacağım. Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz ya da değinmek istediğiniz bir şeyler var mı? Bale spor değil, sanattır. Bu kadar. Çok keyifli, çok güzel bir söyleşi oldu. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Her zaman çağırın, her zaman gelirim. Ben anlatma fırsatı veren herkese de çok teşekkür ederim. Zaten konuşmayı da hiç sevmem. Yani bana konuşma fırsatı verenler bence sonradan ah be adamı keşke çağırmasaydık, bu da hiç susmuyordu diyebilir. Konuşacak çok şeyimiz var. Sanat konuştukça güzel, bale konuştukça güzel. Sadece icra ettikçe değil. Halkımız da konuşmayı çok seven bir halktır. Ve biz kendi aramızda konuştukça çok güzel anlaşabiliyoruz. Bizi bize bırakan, bizim birbirimizle konuşmamızı sağlayan sizlere de ben çok teşekkür ediyorum. Ve Sahne Söyleşi'nin bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.